Aşağıdakilerden hangisi dünyanın küresel şeklinin bir sonucu değildir? Bakın arkadaşlar dünyanın küresel şekli deyince aklınıza şu ifade gelsin. Ekvatordan kutuplara. Ekvatordan kutuplara değişen bir ifade varsa dünyanın küresel şekli alakalıdır diyeceğiz. Birkaç farklı ifademiz daha var bakalım. Paralel çaplarının kutuplara doğru kısalması. Bakın görüyor musunuz? Ekvatordan kutuplara doğru bir değişim var. Bu dünyanın küresel şekli alakalıdır diyoruz. Meridyen yayının 360 tane olması, evet özellikle doğu meridyenleri 180 tane, batı meridyenleri 180 tane. Bu da dünyanın küresel şekliyle alakalı. Okyanus akıntılarının halkalar oluşturması, özellikle baktığımız zaman okyanus akıntılarında halkaların olmasının sebebi arkadaşlar Kesinlikle baktığımızda Dünya'nın günlük ile alakalı. Çünkü Dünya'nın dönüş yönüne bağlı olarak batıdan doğuya doğru döner ve kuzey yarımkürede sağa doğru halkalar, güney yarımkürede sola doğru oluşturur. O yüzden C şıkkıdır. Güneş ışınlarının kutuplara eğik gelmesi. Bakın yine ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe Güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Kutuplar yönünden gelen rüzgarların sıcaklığı düşürücü etki yapması ya da düşürmesi Kutuplar güneş ışınını daha eğik açıyla aldığı için daha soğuktur. Daha soğuk olduğu için tabii ki de oradan gelen rüzgarlar daha soğuk olur arkadaşlar. Ama ekvator güneş ışınını daha dik açıyla alır. O yüzden oradan gelen rüzgarlar daha sıcak olur diyeceğiz. Burada cevabımız C seçeneği diyoruz. Yukarıda verilen verilenlerden hangileri dünyanın şeklinin geoid olduğunu kanıtlar? Bak şimdi aklına şu üç ifade gelsin. Bunlarla ilgili soru kaçırmazsın. Geoet deyince yeryüzünün kutuplardan basık, ekvatordan şişkin halde olmasına denir. Ve özellikle geoet şeklinde üç ifade unutma. Yer çekimi yarıçap uzunluk. Yer çekimi yarıçap uzunluk. Yer çekimi kutuplarda, yarıçap ve ekvator nerededir? Ekvator e ve uzunluk ekvatorda fazladır arkadaşlar. Tamam mı? O zaman üç ifade unutmuyorum. Yer çekimi yarıçap uzunluk. Hadi bakalım. Ekvatorda termik alçak, kutuplarda termik yüksek basınç oluşumu bu dünyanın küresel şekliyle alakalıdır arkadaşlar. Meridyenler arasındaki mesafenin kutuplara doğru gidildikçe daralması yine dünyanın küresel şekliyle alakalıdır. Ekvator uzunluğunun ifadeyi gördün mü? Yer çekimi yarışa uzunluk. Bu üç ifade sana dünyanın geoiş şeklini verecektir. O yüzden cevabımız yalnız 3 numara diyoruz. Tamam mıdır? Unutmayın çok rahat bir şekilde soru çözebilirsiniz. Dünyanın sözü edilen dönüş süresinin bugünkünden daha kısa olması, durumlarından hangilerinin gerçekleşmesine bağlıdır. Diyor ki, bir kutuptan diğer kutbu uzadığı ve dünyanın merkezinden geçtiği düşünülen hayali çizgilere eksen adı verilir. Dünyanın ekseni etrafındaki batıdan doğuya doğru dönmekte ve bir tur, bir tam tur dönüşü 24 saatte tamamlanmaktadır demiş. Ve bu süre bir gün olarak adlandırılır. Yani dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü söylüyor bana. Bu süre bir gündür doğru. Peki dünyanın sözü edilen dönüş süresinin bugünkünden daha kısa olması neye bağlı? Dünya eğer kendi ekseni etrafında daha hızlı dönerse demek ki gün süreleri kısalır diyeceğiz. Yörünge daire şeklinde olması, hayır yörüngenin daire şeklinde olmasıyla alakası yok bunun ekseni etrafındaki dönüş hızının artması. Bakın daha yeni söylediğim dünya kendi ekseni etrafında mesela iki kat daha hızlı dönseydi bir gün 24 saat değil de 12 saat olurdu arkadaşlar. Eksen ekli 30 olması ayrı ekseni ekli alakalı değil. Cevabımız yalnız 2 yani B şıkkıdır diyoruz. Aşağıdaki verilen gezegenlerden hangisi güneşe dünyadan daha yakındır demiş. Şimdi değerli arkadaşlar bu gezegenler içerisine baktığımız zaman güneşe dünyadan daha yakın olan gezegenimiz Merkür gezegenidir diyeceğiz. Yani cevabımız A şıkkı. Neptün, Mars, Satürn, Jüpiter bunlar dünyadan daha uzaktır. Yani güneşe dünyadan daha uzaktır diyoruz. Ama cevabımız A seçeneği. Haritada numaralandırılarak gösterilen merkezlerden hangileri yıl içinde güneş ışınlarını dik açıyla alabilmektedir? Dik olarak alabilmektedir demiş. Bak şunu sakın unutma. Dünyada güneş ışınlarını dik açıyla alan yerler dönenceler çevresidir diyoruz. O zaman yengeç ve oğlak dönencesinin iç kesimleri güneş ışınlarını ne yapar? Dik açıyla alır. Bir numaralı yer yani ekvator yılda iki kere dik açıyla alır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde ekvator güneş ışınlarını dik açıyla alır. Yengeç dönencesine baktığımızda yengeç dönencesi 21 Haziran'da dik açıyla alır. Yengeç dönencesi ne zamanmış? 21 Haziran. Oğlak dönencesi ise güneş ışınlarını 21 Aralık tarihinde ne yaparmış? Dik açıyla alır. O zaman bakıyorum. Evet bir numara ekvatorda. 4 numara oğlak dönencesinde. O zaman 1 ve 4 numara güneş ışınlarını dik açıyla alabilirmiş. Eğer şunu deseydi hangisi yılda iki kere güneşinden dik açıları deseydi cevap yalnız bir olurdu arkadaşlar. Ama güneşinden dik açılı alabilmektedir dediği için 1 ve 4 olur. Bakın 3 ve 2 numaralar bunlar dönenceler dışında olduğu için hiçbir zaman güneşinden dik açıyla alamazlar. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketinin bir sonucu değildir? Dünyanın günlük hareketi kendi ekseni etrafında dönmesiyle yani eksen hareket olarak nitelendirilir ve 30 ve 60 derece de dinamik basınçlar. Bak sakın unutma. Termik basınçların oluşumu 0 ve 90'da termik basınçların oluşumu dünyanın şekliyle ilgilidir. Ama 30 ve 60'da dinamik basınçlar dünyanın günlük hareketiyle ilgilidir. Doğru. Gün içinde şu kavramı unutmayalım. Gün içinde değişen tüm olaylar dünyanın günlük hareketiyle ilgilidir. Gün içinde gölge yönü değişimi, gün içinde sıcaklık değişimi, gün içinde basınç değişimi, gün içinde basınç değişimine bağlı olarak oluşan rüzgarlara meltem rüzgarları deriz. Ve meltem rüzgarların oluşması da günlük hareket sonucunda oluşur. Kayaçlarda fiziksel ayrışma bu da tabii ki günlük sıcaklık farkına bağlı olarak oluşur ama... Muson rüzgarlarının oluşumu yıllık sıcaklık farkına bağlıdır arkadaşlar. Özellikle baktığımızda eksen eğikliğine bağlı olarak oluşur. Günlük hareketin sonucu değildir. Cevabımız o yüzden E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yörüngesinin elips olmasının sonuçlarından biri değildir? Hocam neydi bu elips yörünge? Dünya Güneş etrafında dönerken tam bir daire şeklinde dönmez. Elips şeklinde döner ve Dünya Güneşe yakınlaşır ve uzaklaşır. Dünyanın güneşe yakınlaşıp uzaklaşması burada özellikle bir takım değişiklikleri meydana getirir. Nedir bu? Mesela dünyanın güneşe en yakın olduğu zaman 3 Ocak tarihidir. Dünyanın güneşe en uzak olduğu zaman 4 Temmuz tarihidir. 3 Ocak tarihinde dünya güneşe yakın olur. Dünya güneşe yakın olduğu için çekim kuvveti artar ve bu yüzden dünya kendi ekseni etrafında daha hızlı döner. Ve o yüzden Şubat ayı 2 gün daha kısa sürer. 1 2. 4 Temmuz tarihinde Dünya Güneşe uzaktı, çekim kuvveti yavaşlar ve daha yavaş döner. O yüzden Eylül ekinoksu iki gün gecikir diyeceğiz. Bakalım. Mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklı olması, evet, elips yörüngeye bağlı olarak kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede kış mevsimi daha uzundur. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığı değişmesi, evet, dünyanın Güneş'e olan uzaklığı değişir burada. Dünyanın yörüngedeki hızının değişmesi, evet dünya Güneş'e yakınlaşır, uzaklaşır. Bu tabii ki de yörüngedeki hızını değiştirir. Eylül ekinoks'un 2 gün gecikmesi, 4 Temmuz tarihinde Dünya Güneş'ten uzaklaştığı için çekim kuvveti yavaşlar, kendi ekseni etrafında daha yavaş döner. Bu da tabii ki 2 gün gecikmeye sebep olur. Sıcaklığın yıl içinde değişmesi, sıcaklığın yıl içinde değişmesinin sebebi eksen eğiklidir arkadaşlar. Dünyanın güneşe yakınlaşıp uzaklaşma sıcaklığa etki etmez, eksen eğikliği etkidir. O yüzden cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yarım kürelerde mevsim başlangıç tarihlerinden birisi değildir? Mevsim başlangıç tarihleri bizim özel tarihlerimizdir. 21 Mart, 23 Eylül, 21 Haziran ve 21 Aralık'tır. Bakın 23 Eylül'de Kuzey Yarımküre'de sonbahar başlar, Güney Yarımküre'de ilkbahar. 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de sonbahar başlar. 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yaz, Güney Yarımküre'de kış başlar. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de kış, Güney Yarımküre'de yaz başlar. Peki hocam 3 Ocak tarihi neydi? Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarihti. Çekim kuvveti artıyordu ve Şubat ayının iki gün kısalmasını sağlıyordu. 3 Ocak yarım kürelerde mevsim başlangıcı değildi. Dünyanın güneş karşısındaki konumu yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi olduğu bir günde haritada numarandırılarak gösterilen merkezlerin hangisinde? Aynı andaki cisimlerin öğle vakti gölge boyu en kısadır. Şimdi hocam bana böyle bir dünya haritası veriliyor. Ben bunun 21 Haziran mı, 21 Aralık mı, 21 Mart mı, 23'ün ne bileyim ben bunu dersen hemen şimdi sana anlatayım. Bak şimdi. Kuzey kutup noktasını görüyor musun? Burada eğer gündüz varsa burası 21 Haziran'dır. Eğer burada gece olsaydı 21 Aralık olacaktı. Hocam buradan bulamıyorum dersen birkaç bir şey söyleyeyim sana. Bak güneş ışınları nereye dik açıyla gelmiş? Kuzey yarım küreyi görüyor musun? Yani yengeç dönencesine dik açıyla gelmiş. Yengeç dönencesine dik açıyla geliyorsa e tabii ki de neresidir burası? 21 Haziran'dır. Peki hocam tam tersi oltaydı. 21 Aralık olacaktı. 21 Mart ve 23 Eylül'ü e nasıl bakacağım? Ona da şöyle bakın arkadaşlar. Dünyanın tam ortasından kesiliyor. Yarısı aydınlık, yarısı karanlıktır. Biz buna 21 Mart, 23 Eylül deriz. Peki hocam bunun 21 Haziran olduğunu gördük. 21 Haziran'da güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla gelir. Yengeç dönencesi üzerindeki noktalarda gölge oluşmaz. O zaman verilen yerlere bakıyorum. 23 27 yani 4 numaralı merkez tam olarak yengeç dönencesi üzerinde. O yüzden 4 numaralı merkezde gölge boyu en kısadır. Peki hocam soruya şunu deseydi. Gölge boyu hangisine daha uzun deseydi? Buraya en uzak yer olan 3 numarayı güney yarımküredeki küredeki 3 numarayı alacaktık. Cevabımız tabii ki de en kısa sorduğu için 4 numara yani D seçeneği diyeceğiz. Buna göre seçeneklerde verilenlerden hangisi bu değişimin sonuçlar arasında yer almaz? Aşağıdaki görselde ekvatordan kutuplara doğru gidilikçe güneş ışınlarının düşme açısında değişim meydana geldiği değişim verilmiştir diyor. Ekvatorda güneş ışınları daha küçük açı daha büyük açıyla gelirken pardon kutuplarda daha küçük açıyla geliyor. Ekvatorda güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği yol daha kısayken kutuplarda daha uzundur. Ekvatorda daha kısa olduğu için daha sıcaktır zaten. Bakın ekvatordan kutuplara doğru sıcaklığın azalması. Evet ekvatora güneş ışınları daha dik açıyla gelir. Gölge boyunun kutuplara doğru uzaması. Evet, ekvatora güneş ışınları daha dik açıyla geldiği için gölge boyu daha kısadır ama kutuplarda daha uzundur. Ekvator ve kutup bölgelerinde iklim özelliklerinin farklı olması. Evet, ekvatora güneş ışınları daha dik açıyla geldiği için sıcaktır ama kutuplar soğuktur diyeceğiz. Denizlerin tuzluluk tuzluluğunun kutuplara doğru azalması. Ekvatora baktığımızda ekvator çok daha sıcak olduğu için buhallaşma fazla ve tuzluluk oranı daha fazladır. Ama kutuplarda tuzluluk oranı azdır diyoruz. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından uzun olması. Yarıçap yer çekimi uzunluk ifadesi dünyanın geo şekli alakalıdır. Ama bana dünyanın küresel şeklini vermiş burada. O yüzden E seçeneğini alamam. Cevap E seçeneği. Aşağıdaki verilen durumlardan hangisi dünyanın yıllık hareketinin bir sonucu değildir? Bakalım. Yıl içinde sıcaklık farkının oluşması, yıl içindeki kavram bana yıllık hareketi verecektir. Doğru bir ifade. Yıl içindeki sıcaklık değişimine bağlı olarak mevsimler meydana gelir. Doğrudur. Herhangi bir noktada güneşin doğduğu ve battığı yerler yıl içinde değişir. Bu da doğrudur. Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece gündüz süresinin değişimi ki yıl içinde yani eksen eğikliğine bağlı olarak değişir. Herhangi bir noktada güneş ışınlarının düşme açısının, bakın gün içinde demiş. Ya gün içinde değişen her kavram bana günlük hareketi ya da Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi eksen hareketini verir. O yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. Haritada numaralandırarak gösterilen yerlerden hangisinde 21 Aralık tarihinde gündüz süresi daha uzundur? Bak şimdi şunu unutma, Türkiye'de, Türkiye durum, Dünya'da. Nerede olursan ol. 21 Aralık'ta kuzeye doğru gidildikçe gece süresi uzar. Kuzeye doğru gidildikçe gece süresi. 21 Aralık tarihinde dünyanın neresinde olursan ol. Güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. O zaman hocam bana ne demiş? 21 Aralık'ta gündüz süresi. O zaman neyi alacağım? En güneydekini o da nedir? 2 numaradır. En güneyde bulunan 2 numara. Peki hocam bana şunu sorsaydı. 21 Aralık'ta gündüz süresi değil de gece süresi daha uzun olsaydı o zaman en kuzeydekini seçecektim 1 olacaktı. O yüzden cevabımız yalnız 2. Bu durumlar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Bakalım. Muson rüzgarları oluşur, gece gündüz süreleri değişir, mevsimler oluşur ve birbirini izler. Değerli arkadaşlar bunlar yıllık sıcaklık farkına bağlı olarak oluşur ve gece gündüz süresinin değişimi, mevsim rüzgarları ya da muson rüzgarları oluşması, mevsimlerin oluşması yıllık harekete bağlı yani eksen eğikliğine bağlı. Dünyanın geoid şekli deyince yer çekimi yarıçap uzunluk gelecek. Eresel şekli deyince Ekvator'dan kutuplara değişen şeyler gelecek. Yörüngesinin elips olması deyince dünyanın Güneş'e yakınlaşıp uzaklaşması 3 Ocak 4 Temmuz tarihi gelecek. 7 Eksen eğiklik zaten cevabımız bu. Yıllık hareket dünyanın Güneş'e olan uzaklığın değişmesi e zaten bu elips yörüngeyle alakalıydı. Cevabımız D seçeneği.